Toprağın Hekimlerinden daha herkese merhaba sevgili seyirciler. Doğu Anadolu'muzun güzel ili Elazığ'dayız. Elazığ'da hakikaten üretim noktasında çok farklı bir yelpaze var ve birçok üründe öncü firmalar var, öncü işletmeler var, öncü isimler var. İşte Türkiye'nin en büyük entegre kas tesislerindeyiz. Altın Kaz Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldırım'la birlikteyiz. Sayın Yıldırım, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim abi Bey. Siz hoş geldiniz ilçemize, ilimize hoş geldiniz, işletmemize. Türkiye'nin en büyük kaz üretim çiftliğine tekrar sizi ağırlamaktan büyük onur duydum. Tabii bizim burada bir hikayemiz de eskidir. Sayın Başkan'dan da dinleyeceğiz. Ben buranın ilk yapımında da vardım. O zaman hakikaten şunu konuştuk, dedik ki Türkiye'de kazın artık adı daha farklı. Hani malum konularda kullanılıyor ama bir gıda olarak, bir ürün olarak hakikaten yerleşeceğini gördük. Çok güzel bir başlangıç yapmıştı Sayın Yıldırım. İsterseniz bu hikayeyi biraz seyircilerimizle paylaşırsanız memnun olurum. Tabii. Harmel şöyle, 2017 yılında İlk başladık bu işe. Ben biraz daha geriden başlayayım. Gurbetçiyiz biz. 30 yıl Almanya'da kaldıktan sonra memleketimize nasıl bir faydamız olur? Nasıl bir katma değer katabiliriz ilçemize? O manada böyle bir proje geliştirdik. Bunu da yurt dışından öğrendik. Altyapısını yurt dışında çalıştıktan sonra 2017 yılında ilk temelleri attık. Kaz üretim çiftliğinin temellerini attık. İlk olarak tabii ki küçük bir kapasiteyle başladık. Deneme üretimleri, son teknolojiyi kullanarak, bu sektördeki en son teknolojiyi kullanarak bu işe 2017 yılında başladık. Tabii Türkiye'de bu bir sektör olmamış. Kazcılık yeni yeni tanınıyor. Yeni yeni bir sektör olmaya başladı. Yeni yeni marketlere etler girmeye başladı. Biz bunun inşallah öncülüğünü yapıyoruz şu anda. Tesisimiz şu anda 7. yılında, 7 yılını geçti. Türkiye'nin en büyük entegre kaz üretim çiftliğine döndük. Kesimhanesi, yavruların bölümü, ondan sonra besi bölümü, anaçlarımız, her şey A'dan Z'ye bize ait olmak şartıyla üretim yapmaktayız. Türkiye'nin her tarafına da gönderiyoruz. Süreç tabii ki ilk etapta 2017 yılından bu yana zorlu bir süreç, büyük emek, büyük özveri, biz, ailem, işte çalışanlar, herkese buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum bu büyük özveriden dolayı. Kolay olmadı tabii ki ama biz bunu başardık, başardığımıza inanıyoruz. Kazcılığı bir yere getirdiğimize inanıyoruz, bunu daha da ileriye götüreceğiz. Büyük bir sektör haline getireceğiz. Nasıl ki tavukçulukta arkadaşlar yapmış büyük şirketler. Biz de aynı şekilde bunu bir sektör haline getireceğiz. Bunu seri üretimle geçeceğiz. Bunu inşallah parçalı, ondan sonra yarım kaz, bütün kaz olarak bütün marketlerde göreceğiz inşallah. Satışa sunacağız. Şimdi ben müsaadenizle sevgili seyirciler, hani bu işler öyle koltukta oturarak yapılan işler değil ki bu bütün üretim noktaları için, üretim çeşitleri için geçerli olan bir konu. Öyle oturduğunuz yerden uzaktan yönetmeyle olan işler değil. Müsaade ederseniz bizim röportajlarımız var Edip Bey'le. Yumurtadan başlayan o süreci kısa 2-3 röportajımızla sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonrasında Edip Bey'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük kaz çiftliğinin kuluçkahanesindeyiz.
teknolojinin son derece kullanıldığı bir nokta burası. Çok önemli çünkü her şeyin başlangıcı burası. Öyle mi Edip Bey? Öyle Harun Bey. Şimdi burada günlük yumurtaları aldığımız taze toplanmış yumurtaları getirip son teknolojiyle makinalarımıza bırakıyoruz. Buradaki süreç tabii ki 30-31 günlük bir süreç. Günlük bakımları oluyor onların, arkadaşlar günlük bakımlarını yapıyorlar. Onları anlatacağız inşallah. Burası bizim beynimiz, öyle diyelim. Bizim kuruçhane beynimiz. Şöyle yapalım. Biz arkadaşlar açarken biz onları da sizinle paylaşalım. Ayrıntılarda neler var? Buyurun arkadaşlar. Buradaki süreci, buradaki kuruçhane günlük toplanan yumurtalar getiriyor arkadaşlar. Dinlenme depomuz var. Dinlenme deposunda dinlendikten sonra yumurtalarımız 7000 adeti bulduktan sonra ondan sonra makinalara geliyoruz. Şöyle geçelim arkadaşlar, geçsinler. 7. günden sonra döl kontrolümüz var. Evet. 7. gün sonunda döl kontrolümüz var. Döl kontrolü yaptıktan sonra günlük onları ıslatma sistemiyle yumurtaları soğutuyoruz. Bu tavuk yumurtasına ya da hindi yumurtasına benzemiyor. Bunların özel bir işlemden geçmesi gerekiyor Harun Bey. Özellikle sulama bizim için olmazsa olmazımız. Arkadaşlar göstersinler nasıl sulanıyor. O yumurtanın kabuğunun incelmesine yarıyor. Günlük yapılan sulama hem hayvanın dinlenmesi, yani normal doğal ortamda da zaten gurk yönteminde de hayvanlar böyle günlük giderler, kendilerini ıslatırlar o anneler, yani yumurtaya. Evet, ben sizi şöyle alayım Edip Bey. Evet. Yumurtaya oturan, gurk sisteminde oturan kazlar ıslanıp, ıslandıktan sonra getirip yumurtaya oturuyorlar zaten. Onlar o sistemde ya da gagalarıyla önlerine bırakılan suları, gagalarıyla günlük onları ıslatıyorlar zaten. Aynı işlemi biz burada makinelerle böyle sulama sistemiyle günlük yapılması lazım bunun. 7. günden sonra. Bu 28. güne kadar devam eder. 28. günde zaten yumurtalar gelişmelerini bitirirler hayvanlar. Gelişimini bitirdikten sonra 28. gün delmeye başlarlar. Çatlattıktan sonra yumurtayı, ondan sonra onları alır sepetlere bırakırız, çıkım makinesine alırız. Süreç 30-31. günü kümese alırız. Buradaki süreç böyle işliyor. Bunu her gün aynen yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi bu ıslama yapıldı. Yumurtaların içini görüyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şu şöyle onu lambayla bakmamız lazım. Onun bir özel lambası var. Lambayla bakıldığı zaman onu isterseniz gençler bir telefonla bir bakalım lambayla. Onun içerisindeki döl oranı kontrol edilmiştir bu. Lambayla bakılır. Ondan sonra şöyle bir tane alalım. Evet. İçeride tabii o kamera biraz şey ama şöyle bakıldığı zaman döllü ya da dölsüz yumurtamız belli zaten. Şuradan alalım. Yani şurada döllenmiş zaten belli. Şurası hava boşluğu. Yukarıdaki hava boşluğu. Ha, şuradaki bu hava boşluğu. Bu sağlıklı bir yumurta. Tabii bu sağlıklı bir yumurta şu anda. Bu 15. 16. günde şu anda. O civarda 15-16. günde. Bu 28. güne kadar böyle gelişmesini tamamlar. Böylelikle herhangi bir sıkıntı olan yumurtayı buradan ayırt edebiliyorsunuz. Tabii 7. günde eliyoruz onları. Döl oranımız şu anda %88 civarı. Yani ortalamanın 88-89 civarı döl oranımız var. O da şeyde güzel bir rakam. Yani kazcılık sektöründe iyi bir rakam şu anlık. Ortalamamız iyi yani. Şu anda memnunuz kazlarımızdan. Bunlar devamlı i̇yi hareket yani halinde. Tabii bunlar her 2 saatte bir böyle 45 derece bu tarafa, ondan sonra dönerler öbür tarafa 2 saat sonra. Böyle gelişimlerini 28. güne kadar böyle tamamlarlar. Buranın vazifesi bu. Tabii burada gelişim olacak. Son 28. günden sonra çıkım bölümüne gidiyor hayvanlar. Ondan sonra çıkan hayvanları da kümese alıyoruz. Sistem böyle işliyor. Şu anda Türkiye'nin en büyük kaz üretim tesisindeyiz. Modern makinalarımız. Bunu inşallah seneye kapasitemizi 2 katına çıkaracağız. Yavru sıkıntımız olmayacak inşallah piyasada. Bu işi bir sektör haline getirene kadar devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, işin başlangıcındayız dedim ya. Burası kuluçhane. Şimdi nereye geçiyoruz Edip Bey? Şu anda yavruların olduğu çıkımdan sonraki bölüme geçeceğiz. Evet, yavrulara doğru yolculuğumuz devam edecek.
Sayın Yıldırım, biraz önce kuluçkahanedeydik. Şimdi bu yavruların arasındayız. Evet. Burada durum nedir? Burası Harun Bey, yavruların ilk alındığı yavru bölümü dediğimiz kümesimiz. Burası biraz daha ısıtma kolay olduğu için küçük bir yere alıyoruz. Dar bir alanda hayvanlarımızın sobası var burada. 32 derecede olmak şartıyla ilk etapta buranın ısıtması olacak. Hayvanlarımızı buraya alıyoruz. Altları kuru, suları var, yemleri var önünde. Bu bölümü alıyoruz ilk bir hafta. Bir haftadan sonra daha büyük bir bölüme geçiyoruz. Her hafta böyle bölümleri büyütüyoruz. Burası bizim ilk istasyonumuz, öyle diyelim. İlk yavruların geldiği yer, ilk bakımının yapıldığı yer. Şöyle yavrularımız, bir de erkek dişi yavrularımız var. Şöyle, nasıl ayırt edebiliyoruz? Bu şöyle renklerinden ayırt edebiliyoruz. Şöyle renkleri daha koyu olanlar dişi, böyle sarımsı olanlar erkek. Evet. Bunlar tabii bir ay sonra hep bembeyaz oluyorlar. Çünkü firmanın adı da zaten Altın Kaz. Altın Kaz, evet. Böyle altın sarısı bir kazımız var. Şöyle, bu sadece bu ırka mahsus bir olay. Erkek dişi sayısını şeyini öyle ayarlayabiliyoruz. Bir de 5000 tane hayvanımız var şu anda burada. 5000 tane yavru çıkımımız oldu. Hayvanlarımız gayet sağlıklı. Evet. Gayet güzel ortamları, yerleri güzel, altları kuru, suları var. Sistem böyle yani. Zaten gördüğüm otomasyon bir sistem. Hakikaten evet. Hayvanın durumuna göre. Sevgili seyirciler, biraz kıpırdıyorum. Belki fark ediyorsunuzdur ama ayağımın altında evet. Ayağımı kazlar böyle bildiğiniz gagalıyorlar. Çok değişik bir duygu. Kıpırdamamamız lazım. Yavru daha 2 günlük, Allah korusun. Evet. Buradaki süreçte başka söylemek istediğiniz? Buradaki sürece dikkat etmemiz gereken, yani çiftçilerin bilinçlenmesi açısından en önemli dikkat etmemiz gereken husus sıcaklık derecelerimiz. Evet. Yani gece sobanın sönmemesi gerekiyor. O 32 derece ilk geldiği zaman 32 derecenin altına düşmemesi gerekiyor hayvanların ki üşümesin hayvanlar. Bu hayvanlar zaten ilk soğuktan koruyacağız. Böyle bir aylık olduktan sonra bir defa da sıcaktan koruyacağız. Zaten beyazladıktan sonra da eksi 40 dereceye kadar artık, bir sorun olmuyor zaten. Artık sorun yok. Ama ilk evet. Hafta çok önemli bizim için. Sobanın mutlaka yanında bekçileri olması gerekiyor. Sobanın sönmemesi gerekiyor. Derecenin düşmemesi gerekiyor. Buna çok dikkat etsinler. Sistem böyle. Bundan evet. Sonraki süreçte daha büyük hayvanları göreceğiz. Oraya geçeceğiz. Evet sevgili seyirciler. Buradan çıkmamızda fayda var. Hakikaten farklı bir ortam dedim ya. Bir tık daha büyük gruba gidiyoruz. Evet Sayın Yıldırım, biraz önce 2 günlük olan civcivlerle beraberdik. Tabii bir sıralı bir sistem var. Şu an hangi bölümdeyiz? Şu anda Harun Bey 35 günlük hayvanların bulunduğu bölgedeyiz. Bunlar 35 günlük kesime hazırlanıyor şu anda bunlar. Bundan sonraki süreçte bir iki hafta sonra gölgelik dediğimiz padoklara alınacak. Orada otomasyonları, yemleri, her şey orada. Bundan sonraki süreçte bunlar... Orada besi yemine devam edilecek. 4 ay sonra bunlar kesime gidecek. Yani 3 ay sonra. Bunlar 1 aylık olduğu için 3 ay sonra bunlar kesime gidecek. Sistem böyle işliyor. Yani küçükten büyüğe doğru böyle bölüm bölüm. Herkesin bölümü ayrı. Evet. Ayrı ayrı çıkımlar. Ayrı ayrı bölümler şeklinde büyütülerek kesime doğru ilerliyor. Süreç öyle. Yani burası artık kazlarımızın sokağa salınmasındaki son
durağımız. Evet, son aşama. Bundan sonra evet. Padoklara gidecek. Dışarı çıkacaklar inşallah. Peki, teşekkürler. Evet. Evet sevgili seyirciler, artık kazlarımızı dışarı alacağımız yere doğru geçiyoruz. Evet sevgili seyirciler, Altın Kaz çiftliğindeki yürüyüşümüz devam ediyor. Şimdi daha büyük kazların olduğu bir noktadayız. Edip Bey, buranın özelliği nedir? Evet Harun Bey, burası anaç kazlar dediğimiz, yani yumurtlayan kazlar, ebeveyn kazlar dediğimiz bölüm şu anda. Buradan günlük yumurtaları alıyoruz. Günlük sabah akşam taze taze arkadaşlar yumurtaları topluyor. Kuluçkana bölümüne gidiyor. Burası tabii ki en önemli bölümümüz burası. Buradan asıl verim kaynağımız, asıl kapasitemiz burada belirleniyor. Yumurtaları şu anda çok sağlıklı yumurta alıyoruz bu sene. Döl oranımız da gayet güzel. Hayvanlarımız da gayet sağlıklı bu sene. Çok güzel bir verim alıyoruz bu sene. Burası bizim anaç bölümü, anaçların olduğu kümes diyelim böyle. Aslında canlıyla uğraşmak çok zordur. Evet, çok zor işimiz, çok itinalı. Bunun işte altları her gün sapseriliyor, kuru olması gerekiyor. Kesinlikle kir, pas, koku, gördüğünüz gibi herhangi hiçbir şey yok burada yani. O dikkatimi çekti. Yani bu kadar hayvana rağmen, bu kadar bir ortam, bakıyorum hep böyle hakikaten temiz, kokusuz. Yani en önemli şey koku yok. Yani öyle olması gerekiyor ki biz anaçlardan verim alabilelim. Anaçları ne kadar rahat ettirebilirsek verim o oranda artıyor zaten. Hem döl oranımız o oranda artıyor, hem yumurtlama oranımız o oranda artıyor. Gördüğünüz gibi soğutma petlerimiz var zaten. Dışarıda hava şu anda 30 derece civarı ama içeride şu anda 18 derece civarı, yani 18-20 derece artı hava akımı da var yani içeride. Yavruyken 30 derece civarı, büyüyünce 18. Tabii 18 derece şu anda. Yani kesimlik hayvanlar özellikle yerleri ne kadar serin olursa verimleri o kadar da artar. Yani yem yeme oranları o kadar artar, evet. Bu hayvanlarda yağlanır, daha lezzetli olurlar. İklim tabii ki etkiliyor yani her açıdan. Evet sevgili seyirciler, yürüyüşümüz devam ediyor. Kazları büyüttük. Evet. Ama öyle bizim konuştuğumuz gibi oradan oraya oradan oraya büyüyen bir sistem basit değil. Onu bilmemiz lazım. Üretici hakikaten zor şartlarda, sıkıntılı şartlarda üretim yapıyor. Aslında bunu Elazığ bölgesi için tamamında söyleyebiliriz. Hem tarımında, hem hayvancılığında, hem kanatlı sektöründe, hem de balık yetiştiriciliğinde. Sevgili seyirciler, röportajlarımızı izlediniz. Orada dikkatinizi çekmiştir eminim. Kazların rengi altın sarısı. Türkiye'de bulunan bir çeşit değil. Müsaadenizle oradan girmek istiyorum Edip Bey. Kazınızın bir kere çeşidi farklı.
Evet Harun Bey, şimdi bunlar Almanya'dan getirdiğimiz bir ırk. Bunlara Türkiye'de mast gazı diye tanındı gazlarımız. Şöyle Avrupa'nın %90'ı bu gazları kullanıyorlar. Etlik gaz olarak kullanıyorlar bunları. Dithmarsch gazıdır. Asıl Almanca ismi Dithmarsch gazıdır ama Türkiye'de mast gazı diye tanındı. Bunlar çok özellikli gazlar. Özellikle et verimi çok güzel, yumurta verimi çok değerli gazlarımız. Bu da bir de en büyük özellikleri yavruladıkları zaman yavruların yumurtadan çıktıktan sonraki renkleri çok ilginç bunların Harun Bey. Dişi erkek oranı oradan belirleniyor. Küçükken yavrularda sarımsı olanlar erkek oluyor, hafif alacalı olanlar dişi oluyor. Evet, röportajda da söylediniz. Hakikaten böyle net bir şekilde fark ediliyor. Tabii. Öyle büyüyünce belli olmuyor. Evet. Sadece bu ırka özel bir olay bu. Bu zaten bir aylık olduktan sonra da hepsi bembeyaz oluyor. Çok kaliteli. Almanların %80'i de %90'ı da bu Avrupa'nın daha doğrusu bu gazları kullandığı için biz de bunları araştırdık. Çok lezzetli, sofralı gaz diye geçtiği için biz de aldık memleketimize getirdik. Seri üretimle başladık. Şimdi burada bu seri üretimin sonucu pazar noktası çok önemli. Evet. Şimdi bahsettiğiniz özellikleri taşıyan bir gaz ya da herhangi bir ürün hiç önemlidir. Gaz olması önemli değil. İhraç ürünü olabilecek bir noktada oluyor o zaman. Avrupa'nın kabul ettiği bir gaz türü oluyor. Tabii. Dolayısıyla bizim bunu yurt dışına ihraç ettiğimizde burada yetkililere de seslenmek istiyorum aslında. Burada A'dan Z'ye şimdi birazdan konuşacağız. A'dan Z'ye her şey var. Biz bunları gerekirse yurt dışına da yetiştirebilirler mi bilemiyorum. Yurt içini ancak koşturuyorlar ama yurt dışına ihraç içinde kesinlikle bu tip çalışmaların önünün açılması lazım diyorum. Talep, buyurun Elif Bey. Talepler var zaten Harun Bey. Yani bu konuda bir sorun yok. Talep de var. Özellikle Arap ülkelerinde talep var. İsrail'den talep var. Irak'ın kuzeyinden özellikle büyük talep var. Ama şu anda yurt içine özellikle biz hitap ediyoruz. Tabii ki ilerideki süreçte bunun kapasiteyi arttırdıktan sonra inşallah yurt dışına da hedefimiz o zaten. En büyük hayalimiz o zaten. Yurt dışına da göndereceğiz. Çok kaliteli gazlarımız, çok lezzetli gazlar bu konuda zaten. Hijyenik şartlarda kesimini yaptıktan sonra inşallah göndereceğiz. Ama şu anda zaten yavrularını Irak'ın kuzeyine gönderiyoruz. Yavruları şu anda göndermeye başladık. İleriki süreçte inşallah etini de göndereceğiz. Komşularımızla iyi geçindiğimiz zaman üreticilerimizin de aslında önü açılıyor. Benim röportajlar sırasında birkaç şey dikkatimi çekti Sayın Yıldırım. Onu da açıklamanızı istiyorum biraz. Teknoloji gördüm ben. Evet. Hani hayvanın altından alıp da yumurtayı bir tarafa atıp da değil de böyle o süreci daha hızlandırmak, daha kaliteli bir hale getirmek için hakikaten bir teknoloji yatırımı da yapmışsınız. Tabii ki Harun Bey, bu konuda en kaliteli teknoloji, en kaliteli makineler getirdik. Makineler çok önemli. Yani makinelerin kapasitesi daha doğrusu önemli. Türkiye'deki makine üreticileri vardı. Biz yurt dışından getirdik bu makineleri. Hobi anlamında yapılan makineler vardı o zaman. Şu anda yeni yeni üretmeye başladılar. Ama o zaman ilk 2017'de başladığımızda hobi anlamında yapılan makineler vardı. Onları kullanmadık. Bunları yurt dışından getirdik. Kapasiteyi onlar belirliyor zaten. Kaliteyi onlar belirliyor. Ne kadar kaliteli makine olursa o kadar çıkımlar sağlıklı oluyor. O kadar hayvan ölümleri azalıyor. Yani bizim için yavrular çok değerli. Yani şu anda kaz yavrusu bizim için çok değerli bir ürün. O yüzden makineleri çok iyi itinayla seçmek gerekiyor. Teknolojiyi iyi kullanmak gerekiyor bu açıdan. Şu anda makinelerimizden çok memnunuz. Döl oranlarımız çok iyi. Gerçekten çıkımlarımız da makinelerimize bağlı olarak çok sağlıklı gelişimleri var hayvanların. Böyle devam ediyoruz. Aslında öyle önemli bir nokta. Yani biz Avrupa'nın yanlış anlaşılmasın çöplü değiliz. Evet. Avrupa'nın ya da Uzak Doğu'nun ya da herhangi bir yerin en iyi teknolojisini
getirelim, biz ülkemizde kullanmaya başlayalım. Ondan sonra o teknolojiyi biz daha da mümkünse ileriye götürelim. Bizim zaten temel amacımız o. Yani burayı bir teknoloji çöplüğü haline de getirmemek lazım. Gördüm o şeyde yumurtalar belirli açılarla dönüyor, yuvarlanıyor. Sanırım bu doğal bir sürecin sonucu onu, değil mi? Tabii ki onu kazlarımız doğal ortamda gurk yöntemleri nasıl yapıyorlar? Onu günlük gagalarıyla değiştiriyorlar. Yani hayvanları, yumurtaları oynatıyorlar yerinde. O embriyonun içerisinde canlı kalması gerekiyor. O embriyo canlı tutuyor. Embriyo durduğu zaman, yumurtayı döndürmediğiniz zaman ne olur? Embriyo orada tembelleşir. Tembelleşir, o oradaki şey duvarı dediğimiz, kabuk duvarı dediğimiz yumurtanın duvarına yapışır. Ondan sonra hayvan orada telef olur. Evet. Çıkımı zorlanır, gelişimi durur. O yüzden 2 saatte bir mutlaka, 2 saatte 4 saat arasında mutlaka onu çevirmek gerekir. Bunu da bu makineler otomatik yapıyor zaten. Programlı zaten bunlar. Her 2 saatte bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Oradaki amaç o içindeki embriyoyu canlı tutmak. Canlı tutmak. Canlı hani şimdi tutma, et konusunda da ciddi sıkıntılar yaşayan bir ülke haline geldik. Ciddi bir et problemimiz var. Orada hayvanlarımızın çoğaltılabilmesi için buzağlar ölmesin diye bir kampanya başlatılmıştı bir dönem. Şimdi ölen bu buzağlarımızın önüne geçtiğimiz zaman Anadolu coğrafyasında hakikaten et ihtiyacımız çok ciddi bir şekilde karşılanıyor ki bu da yurt dışından ithalatla çözülmeye çalışıyor ama ithalatın hiçbir zaman çözümü olmadığı da ortada. O yüzden bu sistem çok önemli. Yani siz tabii mesela 100 yumurtadan kaç tane file veriyorsunuz? Şimdi bizim ortalamamız %88-89 döl oranımız var zaten Harun Bey. O döl oranı evet. Yani %12 bir eleniyor orada. Evet. İlk elememizde ilk 7. günden sonra onun bir özel lambası var. Lambayla bakıldığı zaman zaten döllü yumurta ya da dölsüz yumurta. Gördük. Röportajdaki tabii gördüğümüz o. Onları eliyoruz. Elendikten sonra ondan sonrası iş makineye düşüyor zaten. O yüzden bu teknolojiyi o kadar önemsiyoruz. Makinalarımızda da şu anda çok güzel. Yani %3 ile %5 oranında makinalardaki bir şeyimiz var. Firemiz. Yani firemiz var. Ondan sonraki hayvanlarımız çok sağlıklı çıkıyor. Gerçekten çok kaliteli, çok canlılar böyle. Götüren arkadaşlar çok memnun. Yani ölüm oranı en önemlisi aslında. Evet, o civcivlerin yaşam tabii şeyi çok önemli. Tabii yani standart, çok değerli çünkü. Yani hayvanlarımız. Tanesi evet. Evet, yani o oradaki çiftçilerimizin memnuniyeti açısından biz diyoruz ki biz ilk 10 gün size vermiyoruz. Kendimiz besliyoruz. Yani çiftçiler acemi olabilir. Onu beceremeyebilirler çünkü bu sektör daha yeni olduğu için. Özel bir eğitim istiyor bu. Tabii. Özellikle gece bekçilerimiz çok sıkı tutuyoruz. Yani buradaki en önemli nokta zaten gece sobanın sönmemesi, gece o 32 derecenin düşmemesi. Evet. Hayvanlar bir zatüre olur. Ondan sonra hayvanlar bir üşüttü mü orada Allah göstermesin. Canlıyla uğraşıyorsunuz. Kaybımız olur. Edip Bey. O da şirketi zarara uğratır. Edip Bey şimdi burada öyle bir sistem kurmuşsunuz ki en son röportajımızda en sonki görüntülerimizde kesimhaneniz de var. Yani sadece yetiştirmek değil artık steril bir ortamda güzel hijyenik çalışmalarla bir paketleme noktasına, ambalaj noktasına getirmişsiniz ve büyük firmalarla da çalıştığınızı biliyoruz. Şimdi biraz da bu konuyla ilgili bilgi verirseniz. Evet Harun Bey, şöyle biz altın kaz kaz üretim çiftliği olarak 2 yıl önce kesmanemizi yaptık. Hijyenik şartlarda son model helal kesim, tamamen helal kesim. Evet, çok önemli o. O çok önemli bizim için. Kuru yolum sistemi özellikle. Kesman, yani hayvanı sıcak suya canlı canlı sokmadan batırmadan evet. O şekilde bir o teknoloji bir tek bizde var Türkiye'de. Bunu yurt dışından getirdiğimiz makinelerle yaptık. Türkiye'de maalesef bulamadık bu makineleri. Yurt dışındaki bir üreticiden makineleri getirdik. Hijyenik şartlarda hiç sıcak suya batırmadan hayvanlarımızı tüylerini yoluyoruz. Ondan sonra içlerini çıkarıyoruz, temizliyoruz. Hijyenik şartlarda paketlenmesini, şoklamasını özellikle. Ondan sonra dinlenme bölümlerini, ondan sonra eksi 18'de satışa sunar hale getiriyoruz.
Bu konuda da Türkiye'nin zaten en büyük entegre gaz üretim çiftliği haline geldik. Markalaşma yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Kaz deyince akla geliyor artık altın kaz. Evet, altın kaz şirketi tanındı. Büyük şirketlerle şu anda çalışıyoruz. Özellikle metro marketler bu konuda çok istekli. Onlarla çalışıyoruz. Metro marketler gibi öbür şirketlerimiz de var. Kurumsal olan şirketler. Ondan sonra Kars, Ardahan. Pazar ağınızı genişlettiniz. Genişletiyoruz. Evet. Gitgide istek arttı. Gitgide bir gaz yeme kültürü oluştu aslında. En büyük önem verdiğimiz aslında Harun Bey, rayonlarda gaz bulamıyordu insanlar. Yani bulamadığı için de bir gaz kültürü gelişmemiştir. Yani insanlar bunu nereden bulup nereden yiyecekler? Onu olmadığı evet. için bir gaz kültürü gelişmemişti. Ama bizimle beraber, altın gazla beraber bu olay değişik bir mecraya taşındı. Şimdi rayonlarda, büyük marketlerin rayonlarında çok rahatlıkla insanlar gaz etmeye ulaşabilirler, alabilirler, evde pişirebilirler. Hatta bizi de arıyorlar, bu konuda da acemiler. Onlara yönlendiriyoruz, işte şöyle pişirin, şöyle daha lezzetli olur diye. Bu iş bir sektör haline gelene kadar inşallah devam edeceğiz. Bu konuda da zaten altyapımız ona göre dizayn ediyoruz. Şimdi onu evet. soracağım. Edip Bey, çok büyük bir alandasınız. Evet. Yüzlerce dönüm bir alanı kapsayan bir yeriniz. Evet. Yani kapasiteniz nedir? Evet, hedefiniz abi. Nedir? Evet. Şimdi, burada 150 bin metrekare üzerinde şu anda faaliyet göstermekteyiz Harun Bey. Hedefimiz 1 milyon adet üretmek yılda. Şimdi bunu ben çok evet. anlamam. Evet. 1 milyon az mı çok mu yoksa 5 milyon mu? Yurt dışıyla bir kıyaslarsanız sevinirim. Tabii şimdi şöyle, Almanya'da mesela 1 milyon civarı üretiliyor. 1 milyon, 1 milyon 200 bin civarı. Biz Almanların seviyesine geleceğiz inşallah. Bu teknolojinin sahibi olan insanlar tabii. bu seviyede şu anda diyorsunuz. Bu seviyedeler. Bu Almanya'da bu kadar üretiliyor. Mesela Polonya'da biraz daha fazla. 2 milyon civarı üretiliyor. Ama inşallah biz Almanların da üstüne geçeceğiz. Bu teknolojiyle. Evet. Biraz daha altyapıyı ona göre dizayn ediyoruz zaten. Teknolojiyi ona göre hazırlıyoruz. Buradaki 150 bin metrekare bize yetmeyecek zaten. Bunu besi bölümünü başka yerde düşünüyoruz biz. İkinci ayağımızı başka yerde düşünüyoruz. İnşallah bunu bir sektör haline getireceğiz. Altın kaz olarak bir markalaştık zaten. Türkiye'de şu anda bizi bütün marketler tanıyor. Üreticiler de tanıyor. Özellikle Kars, Ardahan bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafından yoğun bir talep var. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şimdi ben biraz et konusundan geçeceğim Edip Bey. Çünkü kafamızı yastığa koyduğumuz zaman eğer kas tüyü ise evet. çok rahat deniyor. Evet. Demek ki o tüyler bu kazlardan geliyor. Tabii ki. Evet. Peki o noktada bir çalışmanız var mı? Kaz tüylerimizi şöyle çalışmalarımız var. Hani derler ya büyük başta küçük başta etini, sütünü, evet. derisini, gerisini evet. hepsini. Kaz noktasında neler yapılabiliyor? Zaten asıl fikir tüyden çıktı Harun. Evet. Yani bizim bu işletmemizi yapmamızın asıl sebebi kaz tüyüydü. Çok değerli bir ürün aslında. Avrupa'da çok beğenilen, çok tutulan bir ürün. Avrupa'da bulunamıyor zaten. Büyük bunu işleyen, bunu katma değere çeviren Avrupalılar, Almanlar özellikle bizden aşırı derecede talep ediyorlar. Biz bunu tabii ki şu anda ham madde olarak onlara satıyoruz ilk etapta. Ama asıl hedefimiz bunu biz kendi tüy işleme fabrikasını kuracağız ileride. Bunu da yastık, yorgan, tekstilde evet. kullanmak şartıyla ülkemizde değerlendireceğiz. Hedefimiz o zaten. Şimdi çok biz, değerli bir ürün. Şimdi biz programın başında söylemiştim. Evet. Biz üretici olarak Türkiye'de, Anadolu'da hakikaten çok güzel bir noktadayız. Ama o ham maddeyi katma İşleme. Değer katacak şekilde işleme noktasında, marka noktasında evet. bir sıkıntımız oluşuyor. Şimdi Doğru. siz kaz üretiminde, kaz çeşitinde hakikaten bir marka oldunuz. Ama şunu da üzerine eklediğiniz zaman o kaz tüyü meselesi, hakikaten kazın şu gıdık bölmesi mi diyorsunuz işte o bölgedeki tüyle aşağıdaki tüylerle hakikaten çok daha fazla ürettiğimizi kat be kat daha fazla satacak hale
gelmek işten bile değil aslında. Çok çok değerli bir ürün Armel. Değerli yani, bir şeyli bir ürün. Çok değerli. Özellikle mesela tekstilde, deri montlarda, pahalı deri montlarda. Yani pahalı deri montların ısıtmasının %100'ü gaz tüyü. Gaz tüyünden. Kayakçıların, yani profesyonel evet. kayakçıların giydiği o elbisenin %100'ü gaz tüyüdür zaten. Tabii gaz tüyünün de çeşitleri var. Yani kaba gaz tüyü, en ince gaz tüyü, en değerli gaz tüyüdür. Yani işte o kayakçıların giydiği, bir de pahalı markaların ısıtmasını, deri ceketlerini kullandığı asıl gaz tüyüdür ısıtmalarda. Evet. Hem hafif hem de terleme yapmıyor. Şimdi bunu, niye, şimdi bunu niye sordum? Kas evet. konusunda bir yatırım yapılacaksa evet. ya bütün bunları hedeflemek lazım. Siz tabii. şimdi yurt dışından gelmiş bir iş adamısınız, yatırımcısınız. Evet. Anadolu'ya geldiniz, bölgenize, memleketinize geldiniz. Bir şeyler yapmaya evet. çalışırken tanımıştım. Daha adımınızı evet. buraya attığınızda tanımıştım ben sizi. Şimdi geldiğiniz noktaya bakıyorum 5-6 senede ki ben söyleyeyim onu müsaade ederseniz. %98 kendi öz sermayenizle geldiğiniz bir nokta. Ama ben buradan tekrar yetkililere de seslenmek istiyorum. Yani bu işler bizim ülkemize döviz kazandıracak, ihracatımızı açacak işler. Bunlar önemli. Bu insanlar burada çalışıyorsa, sadece bu şirket için demiyorum, Elazığ bölgesinde hakikaten üzümünden kayısısına, efendim peynirinden sütüne çok değerli bir üretim halkası var. Sebzesinden meyvesine varana kadar çok ciddi bir üretim halkası var. Ancak ticaret noktasında, pazarlama noktasında istediğimiz seviyede değil. Ben de bir Elazığlı olarak bunu, köken olarak Elazığlıyım. Bunu görmek istiyorum. Bu konuda yetkililerin de mutlaka bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Şimdi kas hakikaten de değerli de bir ürün. Yani çok değerli eti. Son zamanlarda özellikle kas eti, kas tüyü çok değerli hale geldi. Bir sektör halinde orma yolunda ilerliyoruz. Peki Anadolu'da bunu herhangi birisi yapmak isterse yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii ki tüm ülkeden zaten talep var şu anda. Edirne'den Kars'a kadar gelip bizden yavru alanlara biz ücretsiz olarak danışmanlık desteği veriyoruz zaten. Ya bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani sadece siz 1 milyona siz değil, siz evet. burada 1 milyon, efendim Kars'ta 1 milyon, Edirne'de 1 milyon. Hani tabii ki zaten coğrafyamızın uygun olan her noktasında Arme, büyük biz, bir sektör yani haline biz gelir. Biz bunu zaten gönderdiğimiz zaman üreticilere diyoruz. Bunu biz siz kesinlik olarak da kullanabilirsiniz bu yavruları. Anaç olarak da kullanabilirsiniz. Yani bunları büyütüp çoğaltabilirsiniz de. Yani biz bu altın kaz çiftliği olarak her türlü altın kaz olarak her türlü danışmanlık desteği vermeye hazırız. Bu konuda tabii ki yöneticilerin de biraz daha duyarlı olması lazım ki işte hibe oranlarının, işte TKDK kurumumuzun ya da Tarım Bakanlığımızın bu konuda kazcılığa biraz daha önem vermesini istiyoruz. Çünkü bu çok değerli bir ürün. Biz bunu çok rahat Arap ülkelerine özellikle çok rahat pazarlayabiliriz. Çok aşırı derecede de talep var. Ben kendimden biliyorum çünkü İsrail'den tutun Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar, Irak, ondan sonra İran'a kadar özel kaz etini istiyorlar. Azerbaycan'dan bile bize istek oldu. Ama bu konuda maalesef son 2 yıldır mesela herhangi bir hibe çıkılmıyor. Yani herhangi bir kazcılık konusunda özellikle böyle bir ikinci plana atılmış gibi bir görüntü var. Biz de kendi öz sermayemizle şu ana kadar bunu başardık. Ama tabii ki öbür çiftçilerin belki de bunu yapma gücü olmadığı için biz yetkililerden hibeleri biraz daha gazcılığa yönelik yapmalarını, gazcılığın bir sektör olacağını görmelerini istiyoruz ki biz bunu bir sektör haline getireceğiz inşallah. 1-2 yıl içerisinde bu bir sektör haline gelecektir. Biz söylediğimizin hepsini gerçekleştirdik. İlk geldiğimizde bavulla yumurta getirdik Harun Bey. Şu anda bir tesis oluşturduk. Yani bir bavul yumurtadan bir tesis oluşturduk. Evet, 5-6 senede çok önemli bir adım. Yani büyük başarı, evet. biz büyük bir başarı hikayesi gerçekleştirdik diye düşünüyorum. İnşallah üreticilerden de böyle bir talep gelirse biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Danışmanlık desteği olsun,
yol gösterme, ondan sonra pazarlama konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Evet, bir bavulla başlayan hikaye bugün bir entegre tesis haline gelmiş, bir ülke ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunan bir noktaya gelmişsiniz Edip Bey. Ben programımızın artık sonuna geldik. Ben sözlerinizi almak istiyorum, son sözlerinizi. Harun Bey, size özellikle ve Köy TV ekibine bu duyarlı yaptığınız böyle tarıma, çiftçilere verdiğiniz, yaptığınız kaliteli programlarla, çiftçiye verdiğiniz destek nedeniyle size özellikle şahsınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Biz Altın Kaz ailesi olarak büyük bir emek, büyük bir özveri de bu seviyeye getirdik. Biz bunu bir sektör haline getirmek istiyoruz Türkiye'de. Yetkililerin de bu konuda bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Hep beraber çalışmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. 1 milyon hedefimizi tutturacağız inşallah. Şu ana kadar dediğimiz her şeyi yerine getirdik. Çiftçilerimizi de bizi aradıkları takdirde onlara her türlü danışmanlık desteği vermeye hazırız. Bu gazcılığı Türkiye'de bir sektör haline getirene kadar yetkililerle beraber, işte çiftçilerle beraber organizeli bir şekilde inşallah çalışmak istiyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür geldiğiniz ediyoruz için. Başkanım. Evet. İyi çok, çalışmalar diliyorum. Biz de, biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi bir şey de sorayım. Ana yoldan burası kaç kilometre? 6 kilometre. 6 kilometre sevgili seyirciler. Ana yoldan 6 kilometre dağın başına geldik resmen. Hani derler ya, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdi burası. Şimdi ekranda görüntülerde de gördüğünüz gibi çok büyük bir entegre tesisi olmuş. Yani bu tesisleri bir efendim büyük şehrin hemen kenarında efendim böyle çok farklı bir noktada kurulmuş yerler değil. Dağın başında üretim yapan yerler. Buralar bence biraz daha böyle ön plana alınıp buradaki insanların emeklerinin karşılığı biraz daha dikkatli görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu insanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Su ürünlerinde de Elazığ'da aynı şey söz konusu. Hakikaten dağın başına, tepenin başına tesisi kurmuşlar. Alabalık üretiyorlar, somon üretiyorlar. Yani Elazığ zaten bu konuda bir numaralı bir ilimiz. Bunun daha da iyi seviyelere çıkması, kaz gibi ürünlerin bunlarla beraber rekabet eder hale gelmesi ihracatımız açısından çok önemli diyorum. Ve ben Altın Kaz Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldırım'a programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Bir Toprağın Hekimleri programımızın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Bir başka programımızda, bir başka ilimizde görüşmek üzere saygılarımla.